Hani o bardağı doldurduğum arkadaşlar şu bardağı böyle yapıyor adam şimdi bak. Bardağı içiyor ya mesela. Diyor. İşim bu arada fırsat bu fırsat. İşte şimdi evde su içiyor. Mutfakta. Suyu şuraya kadar getirdi. Doydu. Lavaboya böyle boşaltıyorsun geri kalanını. O suya öyle bir muhtaç olursun ki. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Mesela sudan çok keyif almak istiyor musun? Mesela ne yapacaksın mesela? Sudan keyif mi? Suyun kıymetini mi anlamak? Çok susadın bardağına şu kadar doldur. Onu iç. İçtikten sonra hala da doymadıysan o suya karşı olan ihtiyacını çok daha net anlayacaksın. Doymadın. Yemek yerken de böyle başta kendime söylüyorum. Yemek lazım. Doymadan kalkıyorsun ya mesela. Daha olmadı, bitmedi. İhtiyaç duyuyorsun. İşte bu insana teşekkür ettiren şeydir. Karın çok dolduğunda, karnın çok dolduğunda teşekkür edemiyorsun. Çünkü Yemekteki gayemiz neydi ya? İbadete kuvvet. Ama onun bir ölçüsü var. O ölçüyü kaçırdığında o ibadete kuvvetlikten çıktığı için teşekkür ettirmiyor Allah sana. Yani onu hayırda kullanamıyorsun o anlamda. Bizim gibi Emre değil mi? Çok yedik ya. Uf ne yedik ya? Ama onu yemeyecektim. Sonu yemeyecektim. Şöyle gidene kadar hep vır 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 vır. Efendim vırıldanırsın. Niye yedik? Niye şöyle yaptık? Niye böyle yaptık? Hayır. Onun için bak diyorum ki bak şu kadar suyu için bırakın Canını su çekiyor. Aman Allah'ım. İstiyorsun ne kadar büyük nimet. Biz de şimdi her şey full dolu. Hep israf, ekmek hakeza öyle. Bu sefer Allah da bereket yaratmıyor.